Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala habibina Muhammedinil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Aziz kadırdallar, hürmetli akıvuka opasingiller. Bugün siz azizler bilen nevbetteki sohbetimizini başlayıpmız. Facebook'ta canlı mülakat. Ve Telegram'daki Abror Muhtar Ali resmi kanalımızda hem savol-cevaplar için imkoniyet. İnşallah bugün navbatdagi suhbatimizni savol-cevaplar bilan boshlaymiz. Bizi adminlarimiz kirmabdi. Lekin ungacha men imkon qadar o'zimda imkoniyet boricha imkoniyet beraman. Faqat ucha bilamanmi yo'qmi? Hop. Tanha grup degan rasmiy kanal bor ekan. Mikrofon ochayapman. Mikrofonni ochayapman, lekin ochilmayapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Sizga bir savolim bor edi. Xo'p. Hozir maktab davri yakunlanyapti, 25-may. Har xil chiqishlar bo'ladi bitiruvchilar o'rtasida. Xo'p. O'quvchilar o'rtasida. O'shalarga siz qanday munosabat bildirasiz? Qanaqa savol bu? O'g'il bor. Ya'ni o'sha o'g'il bolalar, qiz bolalar, sinfdoshlar qanaqadir valslarga tushishadi. Qanaqa savol bu demoqchiman? Nima demoqchisiz? Siz qanday munosabat bildirasiz o'sha valsga tushishlar, sinfdoshlar? Boshqa savolingiz yo'qmi? Yo'q, mana shu savol. Salomat bo'ling. Savol javoblarda bunaqa ya'ni hech kimga manfaati bo'lmagan, hammaga ma'lum bo'lgan, shariat qaytargan va musulmonlar musulmon axloqiga ko'ra amal qilishi joiz bo'lmagan narsalarni aytib, shunga nima munosabatingiz deb so'ralmaydi. Bu zotan hammaga ma'lum. Qayerda ko'rgansiz musulmon erkak o'g'il bola bilan muslima qizni nomahram, hali o'rtada nikoh yo'q, ommani oldida vaqt tushishligini. Va buni bir musulmondan bunga nima munosabatsizda deb so'rashni qayerda ko'rgansiz? Xo'p. Ilm istab degan profil. Mikrofoningizni bosib gapirasiz. Birodarlar, savol odobi bor. Musulmon odam savol berar ekan, musulmonlarga foydali, manfaatli bo'lgan narsalarni so'raydi.
qandaydir narsaga bir insonning shaxsiy munosabatini bitta tahlil qiladigan o'rin emas. Shariat, din, islom ta'limotlari to'g'risida suhbatlashmoqchimiz. Shundoq ekan, odobga, axloqqa rioya qilaroq savol-javoblar qilsak. Xo'p, ilm istab rasmiy kanal. Siz mikrofoningizni bosib gapirasiz. Xo'p, bu kishi ham gapirmayaptilar. Nima qilamiz endi? Nigoraxon Mustafobek. Mikrofoningizni bosib gapirasiz. Nigoraxon Mustafobek profili. Aleyküm selam, rahmetullahi barakatuhu. Tamlay, işleriniz gömer. Allah uz hemşe kullasın. Benim selam ilk bir sevalim bu arada. Hop. Oğlum dağıttı. Oğlum, elhamdülillah, uz bir şey edemiyor. İsmini Mustafa koyganım. Hop. Doğayım, Mustafa abisi. Mina Muhammed Mustafa diyorlar, Muhammed Mustafa diyorlar. Dedi Mustafa diye ki ben cevap vermedi Muhammed Mustafa diye ko di. Hmm. Şu bolu uğradım mı? Ha bolu uğradı, bolu uğradı. Kızım gene Nigoraxon ismi verilgen. Nigoraxon ismi hani ahirette otana cevap verir isim geldi. İlgeni gel İslam'da var mı, yok mu? Hmm. Yine yine bir sorum. Ali namaz peyitinde namaz okup gelmemizden giden zarurat yüzasından işimiz zarar bulmasa salavatlarda Ali 33 tane salavatlarda ayrım peyitinde 11 tane denem irtip koysa bulur ama yok mu şunu bilmek için. İkinci savalıyız. Hop. Mustafa isim özü koyulgen eskiden kadımdan var. Mustafa tanlab olingan degani poklab tanlab olingan degani payg'ambar alayhissalotu vasallamning payg'ambar alayhissalotu vasallamning sifatlaridan biri. Ya'ni ism ma'nosida sifat ya'ni ma'nosida ham ishlatilgan. Muhammad Mustafa degani payg'ambar alayhissalotu vasallamning ismlarini yonida sifati bilan chaqirish. İkkalasi ham farqi yo'q. Agar Muhammad Mustafa'ni xohlayotgan bo'lsa o'g'lingiz va sizlar bunga ruhushlik bersanglar ma'qul. Zarari yo'q. Muhammad Mustafa deb chaqirsangiz ham bo'laveradi. Bunda bir muammo yo'q. İkinci savolingiz Nigora ismi qizlarga ma'qulmi, shariatga muvofiqmi deyapsiz. Nigora ismi o'zi forsiy ism. Nigora degani bizi o'zbek tilimizga o'girganda ya'ni go'zal yuzlik, go'zal chehralik, o'ziga ya'ni o'ziga maftun qiluvchi, ya'ni o'ziga tortuvchi ma'nosini beradi. Buni ya'ni to'g'ri ma'noda bir qizni go'zalligiga, masalan, Jamila go'zal ma'nosi bor. Jamila ma'nosiga dalolat qiladigan ma'noda bo'lsa zarari yo'q, muammosi yo'q. Nigora chiroyli ism, unda muammo yo'q. 3-chi savolingizga kelsak, 3-chi savolingizda namozlardan keyin 33 martadan zikr aytmasdan 11 tadan aytib ketsak bo'ladimi? Deyapsiz. O'zi namoz o'qigandan keyingi zikrlar sunnat, mustahab amallar qilsa afzal. Agar o'sha sunnat amaldan ko'ra zarurroq, undan ko'ra vojibroq, ta'kidlanganroq bir amal bo'lsa, yo'l-yo'lakay aytib ketsa ham bo'laveradi. Aynan o'tirgan joyida aytishlikni afzaliyati to'g'risida gaplar bor-u, lekin majburiyati to'g'risida gaplar yo'q. Namoz o'qidimi? Albatta majbur, undan keyin mana shu zikrlarni qilish kerak degan majburiyat yo'q. Balki afzaliyat bor. Afzal ma'nosida, go'zal ma'nosida o'qishlikka tavsiyalar.
Bor. Şunlarlık bu sekerege. Avaz kayıtkenege avazlarını uçurup koyuyordum. Bizde adminlerimizden Elşat Büyük keptiler. Elşat Büyük en sekin sekin nabatke kara bere uğrasız. Ayollar nabattan taş kare. Hop. Selamun aleyküm ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizler bizi bulurken bakıp bilemem. İkramı nasıl yaparız? Yapayım. Allah razı olsun. Sen çıkardın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Soru berasmi yo boshqadan o'taylikmi? Bu kişinin ovozi uzilib qoldi. Boshqa kishiga bering. Safardan qaytish to'g'risida. Telefonga bosib oling. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz salomatmisiz? Alhamdulillah. Allah yani sana atılsın. Sırtıdan geplaştığı geldiğim için dualarımda sorardım. Ben hayat yetiştim. Selam et beni. Musafırdamız, Rusya'damız. Şöyle savalı bu arada. İki de saval. Savalım da aldım diyeyim. Birinci savalım da amlacan. Musafırdamız bir buralarımız yakında. Ona da oğlumdan ötüp kigerler ki hiç kança bulmaganda kayıttılar bunda seferden. Şu doğrusu da sorun mahçıydım. Böyle az yine bahs buldu da şu doğrusu da borsa bulardı mı? Ormasa bulardı mı? Diyen numa buldu. Özümüz içimizde şeyde geçiyor. Kışlataşlarımız içi de şuna kamağım oldu. Kiyenge soruyor diyen savalım. Ya birincisini düşünmedim. Yani ne mi? Savun birincisi de? Onaları ütüp aldılar. Kigenlerine hiç kança bulma geldi. Hop. Bir de kilip, şimdi az yine rastlık bulan kigenler. Kilip dekmet kıldılar bir de. Hala dekmetleri tayyar bulmasından. Onaları da olan geldi yakında. Şu kullas ütüptüler de oğlumdan ütüp aldılar. Musafirçilikte mi? Ha. Hop. Yok. O kişi bir yaka kildiler. Uzbekistan'da onaları bulmadı. Ha. Oradan 9 gün, 10 gün ötken oralıkta şu onalar bulmadılar, şu kişi kayıtıp gittiler. Yani biz özümüz içimizde şuna kadar bahs kıldık da şu formasa bular, dekeleri var, ülkeleri var, yani şular katmasayan buluşan. Berber yetip oralmadılar misal için. Canazaga varmadılar, nüme günü yetip aldılar, daha bilet de alıp var günler içe. Nüme bu kaldı, patahalıkı kırıp aldılar. İkinci günü kırıp var yaptılar ülkeleri. Yani şu halat oldu. Uşan geyinde biz özümüzce içimizde bahs kıldık. Şunu enceden bir soru mahçıydım. Bu Roza Ramazan ayıda buldu bu vakıya. Kiyingi savalım bana hazır. Bizde Huftan 10'u 40'da kır yaptı. Huftan'da vakti. Biz Huftan'da oku yaptız. Bomda da vakti 2 yarımda kır yaptı. 232 şuna kadar da kır yaptı. Bazıları Huftan'da okumuyor diyor bandomuna. Yani şu bombat yatırken vaktimde okuyakta, bombatlı vakti turu içinden çıkıyakta. Şu bombatlı vakti çıktınca, onun huftanda okut, kim bombatlı okuyakta. Şu buladım ben. Yok, bu muydu? Huftan kazaklı okuyakta de, huftanlı kazaklı iş haram işlerden. Caizmez. Huftanlı vakti de okuş gereği. Huftanlı okup kiyin okulaş gereği.
5 minut 10 minut vaqt ketadi maksimum. Kitobni o'qib, keyin uxlash kerak. Birinchi savolingiz endi urfiy vaziyat, onasi o'tgan odamga endi bormay qo'yavor deyishga odamni haddi sig'maydi. Insonni o'zini ixtiyoriga qo'yiladi. Shar'iy bir ko'rsatma yo'q. Onasi o'tsa albatta qaytib borish kerak degan majburiyat yo'q. Bu endi urfiy holat. Ertaga uni xonadonini bilmaymiz, uni qishlog'ida, uni tengdoshlari, uni atrofidagi odamlarni yaxshi bilmaymizda. Ertaga bir joyga sovchi bo'lib borishi bor, kim bilandir quda-anda bo'lish ehtimoli bor. Ushnaqa vaziyatlarda mana shunga o'xshagan hodisalar ta'sir qilib qolsa, siz bilan bizni tavsiyamizga amal qilaman deb hayotiga muammo bo'lish ehtimoli bor. O'sha ehtimolni ko'z o'rnida tutib bu masalalarni urfga qo'yib qo'yish kerak. Qiyinchilik, boroma imkoniyati yo'q bo'lsa, uni anaqasi yo'q. Uni kutib o'tursin, kelgandan keyin ko'msin degan narsa yo'q. Uni ko'milaveradi, tezda uchta narsaga tezlashinglar deganlar, bittasi shu janoza. Vafot etgan odamni tezda joyiga olib borib ko'mib kelish kerak. Endi borish masalasi haliga aytganimizdek urfiy masala. Sharoit qilsa borsa o'zi biladi, yoki tushuntirsa, shunaqa vaziyat desa, u yoqdagilar ham to'g'ri tushunish kerak bo'ladi. Xullas bu masala urfga qolgan masala. Tushunaldiga? Tushunaldi, katta. Salomat bo'ling, xo'p. Sog' bo'ling. Ular 2 oy bo'ldi, navbat bering degan profil. Mohinur aka. Assalomu alaykum, rahmatullohi. Va assalom, rahmatullohi va barakatuh. Allohga shukr, navbat berishdi. Salomat bo'ling. Domla, savollarim bor edi, ruxsat bersangiz. Xo'p. Ma'ruzalaringizda tinglaganman. Hijob qiyomatga cha farzligicha qolaveradi degansiz. Endi bir do'konim shu hijobga kirish masalasida o'ylanib qoldida. Sizni bir ma'ruzangiz eshitgan ekan. Bittasi bir masalan bir ayol davlat ishida ishlaydi. Ham amalda yaxshi ishlarni qiladi, faqat hijob bora olmaydi. O'sha jannatga kirish mumkin degan ekansiz. Endi anaqini men bilmayman. U ma'ruzani tinglab topa olmadim. Shunga ikkilandi-da, o'ramaslikka qaror qildi. Hech kim bilmas ekan-u degan nimada. Kim biladi endi jannatga doq vaqtga kirishligini degan nimada. Voz kechdi. Shunga qanaqa maslahat berasiz? Hop. Har bir savol javobni o'zini majrosi, o'zini mavzusi bo'ladi, sababi bo'ladi. Hatto Qur'oni Karim oyatlarini ham bitta oyatni o'zini eshitib olib, shunga ko'ra shunaqa ekan-da deb xulosa chiqarib bo'lmaydi, chunki uni sabablari bor. Nima vaziyatga ko'ra tushgan va u vaziyat taqozosiga ko'ra undan nima ma'no chiqadi, bularni tahlili muhim. Endi biz oddiy odammiz. Oddiy odamni bir gapini olib, ha, demak shunaqa ekan-da deb Alloh buyurgan narsadan voz kechish aql ishi emas. Aql sog'lom odam bunaqa ish qilmaydi. O'zi qalbida sabot bo'lmagan odamlarda shunaqa bahona qidirish tabiati bo'ladi. Bahona qidirib yuradi, bitta bahonani ko'rib qolsa o'zini yoqlaydigan, tap-tap o'sha bahonani ushlaydi. Endi kimga aytganman buni? Ro'molni o'rab, ro'mol o'ramaganlarni ro'za tutmasan, ro'mol o'rmayapsan-ku, senga ro'zalaring qabul bo'lmaydi deb ta'na qilayotgan odamlarga nisbatan aytganman buni. Xo'p, bu odam ro'mol o'rmayapti ekan-da, nimaga ro'za tutmaydi? Uni ro'mol o'ramaganligiga alohida hisob-kitobi bor-da, ro'za tutmaganligiga alohida hisob-kitob bo'ladi. Endi sizni unga sen ro'za tutma, Alloh seni ro'zangni qabul qilmaydi degan gapingizga ham javob berasiz. Qattan bilasiz siz uni qabul bo'ldimi bo'lmaganligini. Qattan bilasiz ochiq-sochiq fohishalik qilib yurgan ayol bitta itni sug'arib jannatga kirib ketgan. Sahih hadislarda rivoyati bor buni. Shahid bo'lgan,
jang qilgan, o'zini mujohid deb nomlab olib, qiyomatda jahannamga ketganlar bor. U masalalar kim biladi degan masala kishini amaldan to'sishligi mumkin emas. Kim biladi? Hech kim bilmaydi. Siz bir odamga senga seni amaling qabul emas demasligingiz uchun aytilgan jumla bu. Lekin yo'ki men bir odamga seni amaling qabul emas demasligim uchun bu jumla aytilgan. Qattan bilasan deyilgan. Ya'ni qattan bilamiz biz. Uni amali qabulmi, qabul emasmi? Uni qattan bilamiz rostdan. Hech kim bilmaydi. Demak, shundoq ekan, hech kim bilmas ekan-ku deb o'ramay yurgan odam qiyomat kunida o'ramaganligidan so'roq savolga uchrashi aniq. Nimaga o'ramagansan deydi. Endi uni hisob kitobini Alloh qiladi. Qabul qiladimi, yo'qmi, qabul qilmaydimi? Qabul qiladimi, qabul qilmaydimi, o'zi biladi uni. Allohning ishi bu. Lekin Alloh buyurdi, namoz o'qi dedi, to'g'ri gapir dedi, halol yur dedi, zino qilma dedi, yolg'on gapirma dedi. Allohni qabul qilishi aniq emas ekan deb yolg'on gapirsa, zino qilsa, harom xarishlarning ichida yursa nima bo'ladi? Javob beradi unga. Yo, men javob bera olmayman. Men Allohning buyrug'iga qarshi borib, Allohning savoliga javob bera olmayman desa o'zi biladi. Hech kimni majburlashlikka hech kimning haqqi yo'q. Har kimning o'zini ixtiyori o'zida. Bir jumlani qaysi mavzuda aytilganligini olib tashab, bu yog'ida xohlagan gapni gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Yaqinda bitta shi'a bilan bahs qildik. U aytayaptiki, musulmonlarni, ahli sunnani manbalarida ham ahli baytni mahkam ushlashlik, unga ergashish haqida hadis bor deyapti. Aytchi desak, hadisni o'qiyapti-da, ikki qator o'qib turib, mana payg'ambar alayhis solom o'zimdan keyin ikkita qimmatbaho narsa qoldirib ketyapman deganlar, bittasi Allohning kitobi, ikkinchisi ahli bayt deyapti. Bo'ldi. Yuqorida bir jumlani tuzdi, o'zini mazhabiga, o'zini tariqatini qo'llaydigan jumlani tuzdi. Mana dalil deb, dalildan kesinti bir jumlani keltiryapti. Jumlan davomini o'qi desak, aylantiryapti. Davomini o'qishim shart emas deyapti. Davomini o'qisa ma'lum bo'ladiki, davomiga ko'ra ahli sunna val jamoani mavzusi to'g'ri bo'lib chiqadi. Ya'ni ular aytayotgan, ular ta'kidlayotgan narsa yo'q bo'lib chiqadi. Xuddi shu singari sizni dugonangiz ta'kidlayotgan narsa ham aslida o'zini shaxsiy tushunchasi bo'lib chiqyapti. O'zini o'sha ishni qilmasligiga bahona u. Bunaqangi jumlalarni yarmini olib dalil keltiradigan odamlarga biz mas'ul emasmiz. Ularni bu gapiga biz javobgar emasmiz. Har kim o'zini ishiga o'zi guvoh. Innahu ala zalika la shahid deydi Alloh taolo. Inson o'zini nimaligiga o'zi guvoh. Birovga dalilni, ya'ni birovdan dalil so'rashlikka hech hojat yo'q. Qilayotgan ishi, oborayotgan masalasidan o'zi xabardor. O'shuning uchun boshqa odamni ayblashga o'rin yo'q. Tushunarlimi? Yana bitta savolim bor edi, ruxsat bersangiz. Xo'p. Ayollar zulli paytida poklandim deb o'ylab namozlarini boshlasa, ro'zalarini boshlasa, masalan, qazo ro'zalarini. 10-chi kuni yana uzrli bo'lib qolsa, namozlari, ro'zalari nima bo'ladi? Bo'laveradimi yoki qayta boshlaydimi demoqchi edim, masalan, ro'zalarini. Xo'p, bu vaziyatga qaraydi. Birinchi bor, ya'ni uzrlik bo'layotgan qizlarda bu narsa 10 kungacha kutiladi. O'zgarib turishi mumkin-da, 10 kungacha kutadi. 10 kundan o'tib ketsa, 10 kunligini odatdan deb hisoblaydi. Keyingi oyda yana kuzatadi. Keyingi oyda yana 10 kun kelsa, bo'ldi, buni odati 10 kun bo'ladi. Endi doimiy ko'rib yurgan, odati ma'lum bo'lgan, masalan, ba'zilarniki 7 kunlik deydik. 7 kunligida 8-chi kuni yana keldi. Pok bo'ldim deb o'yladi-da, yoki 8-chi kuni to'xtadi. Pok bo'ldim deb o'yladi-da, 9-chi kuni yana odati keldi. Nima qiladi desa, 9-ni sabr qiladi, 10-ni sabr qiladi. 9-10 ni orasida tugab qolsa, undan o'sha odatim o'zgardi deb hisoblaydi.
Va o'sha 9 yo 10-kunni bilan keyingi odatni, keyingi oyi odatini hisobini qiladi. Endi 7 kunligida 8-kun to'xtadi, 9 keldi. 10 ham keldi. Kutadi. 11 kelsa endi odatiga qaytadi. Bundan buyog'ini istihozadan hisoblaydi. Tutgan ro'zalari, o'qigan namozlarini to'xtatadi. Yani to'xtatmaydi. 7'den buyog'idagi qazolarini o'qiydi. Agar 8 o'qigan 9'da to'xtab turibdi, 10'da to'xtab turibdi, 11'da yana keldi. Nima qiladi desa 9 10 ni qazosini o'qiydi. Chunki u odat o'zgarmaganligi, balki unga kasallik qoni kelayotganligi ma'lum bo'ladi. Bu endi fiqhiy masala, tafsiloti juda ham keng. Hozirgi siz aytgan masalaga ko'ra odat o'zgarishligiga aloqador qisqaroq bir jumla sifatida aytib qo'ydim. Tushunarli bo'ldimi hozir gapim? Axadam, oxiri keltirmasam shu o'g'lim uchun duo qilib qo'ying. 2 yildan beri kuzataman-da sizi. O'shaning uchun duolaman degan maqsadim bor edi aslida. Alloh taolo farzandingizni baxt-saodatini ato qilsin, dunyoda ham, oxiratda ham yuzingizga yorug'lik, obro', sharaf keltirsin, ahli ilm, taqvodor, xalqiga, millatiga vafodor, mutaxassis insonlardan bo'lishini nasib qilsin. Albatta duodamiz. Salomat bo'lsinlar. Sağ olun. Hop. Zargiyem de okup veriyle diyen problem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bol gelsin siz. Alhamdulillah. Sağolarım var idi. Hop. Merhaba. Hop. Hop, birinci sağolum. Şey, 5 tane 10 ta hadis yozgan ulamolar bor-ku. Misol uchun İmam Buxoriydan boshlab, ha. İmam Müslim, Abu Davud. Shu ulamolar bitta İmam Buxoriyga, misol uchun anaqasi nima deydi, hayotini Abdulloh domla yoritgan-ku. Qolgan ulamolar ham yoritish iloji bormi? Shuni yoritib bera olasizmi? İmam Müslim'mi? Yo Abu Davud'mi? Xo'p, ularni biz tarjimalarini qildik, kitoblar chiqyapti, Buxoriyni ham, Imom Muslimning ham muqaddimalari chiqib bo'lgan. O'sha joyda ya'ni ma'lumot sifatida kitoblarda keltirganmiz. Fikriy ma'noda, ya'ni nutqiy ma'noda vaqtga qarab, imkoniyatga qarab, vaziyatga qarab inshaalloh aytarmiz, lekin ularni tarjimalari eng sahih rivoyatlar bilan ularni ya'ni asliyatlari keltirilgan kitoblar chiqyapti. Oltin silsilani o'qib borsangiz, inshaalloh o'sha joyda hammasi batafsil keltiriladi. Xo'p. Keyingisi o'sha o'zi ma'ruflarizda ham keyin boshqa nomlar ham Sufoliyor haqida gapiradi, keyin Aliyul Qoriy haqida gapiradi. Ulamolar haqida, hayot haqida ham bormi aniq ma'lumot? Ular haqida ham kitoblarda turibdi, ma'ruzalarni qilganlar qiladi. Kitoblarni o'qish kerak, o'sha o'qib turib, kitoblarni o'qigan paytingizda savol siz ya'ni bilmagan narsa chiqib qolsa, keyin savol qilib berasiz. Bir domlani ko'rib qolsam, bitta zakaz qilaman degandek muomala qilmaslik kerak. Sizni bahonangizda aytib qo'yay. Domlalar to'yga borib, to'yda bir ashula aytib beradigan odam emas. Domlalar nima qiladi? Sizi bizga eng muhim masalalarni, eng dolzarb mavzularni ogohlantiradi, tushuntiradi, noto'g'ri tomonga ketayotgan odamlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Domlani ko'rib qolsam, bir Imom Muslimni anaqasini, Sufo Allayorni tarixini so'rayman deb yurish u to'g'ri emas. O'qishingiz kerak o'zingiz. Kunlik qancha vazifangiz bor, o'sha vazifani qilish kerak. Kamida 5 bet kitob o'qish kerak kuniga. Kamida 5 betdan kitob o'qib boraversangiz, qiziqqan holda aytgan narsalaringizni qidirsangiz hammasi turibdi. Sufo Allayor to'g'risida Maslakil Muttaqin degan alohida bir kitobi turibdi, tarjima qilingan o'zbekchaga. Sabotul Ojizin turibdi, uni qayta tahlili bor, tahriri bor. Xorazmli birodarlarimiz qilgan, bu akademiyani ilmli odamlari qilgan, turibdi kitoblarda turibdi. Ularni o'qish kerak. Xo'p. Keyin tarixat haqida
batıl çöntü görseniz aşı pirge kol bireş o majburi masyon pirge kol bireş tarikat doğrusu da Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah'ın tasavvuf hakkında tasavvur degen kitapları turibdi. Tasavvufning haqiqati degen kitapları turibdi. Ruhiy tarbiya degen 3 tomlik kitob turibdi. Ularni o'qish kerak. Juda o'qishga zeriksangiz, Hazratning shu kitoblarini o'zlari o'qib bergan disklari bor. MP3lari bor. Shularni olib, shularni anaqa qilish kerak. Bitta anaqa qilishga ehtiyoj bo'lmagan narsa. Shuning uchun kitoblarni qidiring, xo'p? Rahmat. Sog' bo'ling. Salafilerden savol degan profil. Merhaba. Salafilerden savol. Mikrofonu basıp gapirasiz. Assalomu alaykum. Aleyküm selam, rahmatullah. Doğumda biz aslında 5 yıl dediğimde işlerimizde bu yerde selefiler kıyıp bu meçitte olmuş şey. Ma ular bilan futbol oynayımızda. Benim kolumdan kon çıkıp oldu ki şu taharetim sindisi daha okuyup edildi desem. Kon çıksa taharet sinmaydı. Umar Rezoğlu anı kon çıkıp durduğun diye namaz okuyanlar dedi. Şu hakta ne diyorlar size şimdi? O mezhep, mezheplar ortası da ihtilaf var. Bizim Hanefi mezhebimizde kan çıksa taharatsı nedir? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet kılınan hadislerde diğerliği berçesi de necaset çıkkalligi uçun necaset. Çıkkalligi uçun taharat kılıçlikke büyürgeller. Orada bazı da necaset çıkkalligige alakasız narsalarga ham tahoratga buyurganlar. Mesela ot tekken avukatını yiyip, mesela göş pişik, otta pişirilgen göşünü yiyen de yiyen hem tahoratga buyurganlar. Demek ot tekken narsa bilen ham tahorat sınadı degen hulasa kip kalışı mümkün. Bazı orunda tüye göşünü yiyen adamlarga tahorat kılıçlikini buyurganlar. İmam Müslim'de rivayet var bunu yiyen. Lekin mezhep ulamaları bu cayda bir üsülünü ortaya koyuşken. Üsül nemeden ibaret? Üsül bizni hanefilerge kure, insandan necaset çıkışlığı bilen onu taharatı sınadı. Taharatını sınışlığı akli meleke mi? Yani akıl bilen bilse boladigen narsa mı? Yok ki delilge ergeşedigen narsa mı? Dese bizi hanefiler delilge ergeşedigen narsa değildi. Demek ki kayeringizden necaset çıksayan taharat kılınadigen uğurlarını yuvasız. Mesela insan kolu da aybi yok ki taharat singende kolunu yuvadı. Yüzü de aybi yok ki yüzünü yuvadı. Demek ki yuvaptı. Demek bu da rivayet akli delilden üstün duradı. Nakıl bizni yüzümüzü yuvuşlukla büyüredi. Şimdi kan çıksa taharat sınışlığı kanlı necaset mi? Necaset masligige barıp tekaladı. Bizni hanefiler kanlı necaset ikenliğini takitleydi. Kan necaset. Necaset kan. Kur'an-ı Kerim'de hurrime aleykumul meytetu ve demu degen Allah Teala. Dem, kan. Yani kanlı mutlak ayeti yaptı. Kan necaset. Haram kılındı kan. Müslüman ümmetine kan haram kılındı. Haram nersen necaset o. İnsandan çıkan uşa kan, uşa yorup çıkan çigarasından taşkarige okup ötse, hükmen taharat sınadı. Bizi hanefilerin usulü şu. Şimdi Hazreti Umar radıyallahu anh'u kan çıkıp durgen peyitle namaz okuyen. Yine bir sahabe Rabat'ta durgen peyitle de namaz okup durgen peyitle de onge kilip ana kasançiligen kemanlı oku namazdan tuhtamagen. Çünkü okşagen hadiselerini hanefiler kormagen mi? Kurgen. Demek ki bunge ne deyip cevap vergen dese, bu ümmetinin içi de bitti yarım taşınge okşagen hadiseler bütün başlığı üsülünü ifade kımaydı. Bunge okşagen hadiseler sahabelerini özlerige
ilova qilinadi. Ularni fiqh shunaqa edi. Lekin boshqa o'rinlarda, bir qancha o'rinlarda qon chiqsa tahorat sinishligiga dalillar kuchli hisoblanadi. Hazrat Umarning vaziyatlari qonni to'xtatadigan vaziyat emasda. Pichoqlangan joydan yirtilib ketgan, tomoni bu tomoni yirtilib ketgan. Uni to'xtatguncha namoz vaqti chiqib ketyapti, namoz o'qiyapti. Nimaga? Chunki u uzrli hisoblanadi. Uzrli vaziyatlarda nafaqat tahorat, tayammum qilib namoz o'qiladi. Haligi Rabotda turgan yigitning ishi uniki o'ziga xos fiqh. Uni fiqh. O'shani fiqhini olib turib, butun boshli ummatga shuni fiqh deb taqdim qilib bo'lmaydi. Nimaga desa, chunki ba'zi kuchli sahobalarga ham ba'zan o'sha mavzularda boshqa ummat xilof, ya'ni muxolif bo'lgan. Uni gapini qabul qilmagan. Bitta masala bor. Solim degan bola bo'lgan. Solim o'zi qul bo'lgan. Balog'atga yetmasdan turib, Abu Huzofa uni uyiga ishchi qilib oladi. Qula endi. Abu Huzofani uyiga kirib chiqib yuribdi Solim. Keyin kunlar o'tdi, oylar o'tdi, vaqt keldi, muddat to'ldi. Solim balog'atga yetdi. Solim o'zi qori bo'lgan, murattab qori, ba'zi rivoyatlarga ko'ra kotib, payg'ambar alayhissalotu vasallam Qur'onni 4 ta odamdan olinglar deganda Solimni sanaganlar. Shunaqa kuchli ilmiy ma'noda kuchli shaxsiyatlardan. Shuni Ummu Huzofa kelib Oysha onamizga shikoyat qiladi. Ona deydi, Solim balog'atga yetib qoldi, uyga kirib chiqib yuribdi-da. Begana chunki. Xo'p. Abu Huzofa rashk qilyapti. Shuni deydi, nima qilsak bo'ladi deydi. Deganda payg'ambar alayhissalotu vasallamdan so'raydi Oysha onamiz. Shunaqa deyapti deganda, emizib qo'ysin deydilar. Buxoriyda turibdi rivoyat. Sahih rivoyat bu. Shunda voy o'lay deydi Ummu Huzofa. Qanaqa qilib emizaman desa, payg'ambar alayhissalom o'shunaqa qilib emizadi deydilar. Ya'ni bu yerdan ko'zlangan maqsad balog'atga yetgan yigit begona ayolni borib emmaydi. U sutini sog' beradi, bu ichadi degan ma'noda. Tushuntiradilar, bu ishni qilishadi. Mana shu rivoyatni Oysha onamiz qilyaptilar rivoyatni. Oysha onamiz bu hodisani guvohi. Guvoh bo'lib turibdilar bu hodisaga. Va Oysha onamiz aytayaptilarki, balog'atga yetganda ham boshqa ayolni sutini ichib qo'ysa, unga mahram bo'lib qoladi, bola bo'lib qoladi, deyaptilar. Boshqa fuqaholarning birortasi, sahobalardan boshqa onalarimiz, boshqa sahobalarning birortasi Oysha onamizga bu masalada qo'shilmagan. Nima qo'shilmagan desa, ularga Solim rivoyati yetib kelmaganmi? Yo'q, yetib kelgan. Solimning rivoyatini nima uchun olishmagan desa, bu hodisa faqat Solimgagina aloqador xolos deyishgan. Solimga xos bo'lgan narsani ummatga om qilib aytib bo'lmaydi. Bu hodisani faqat Solimga aytganlar. Qur'oni Karimda "O men arada ayyutimma radoa" nima edi? "Havlayni kamilayni liman arada ayyutimma radoa" deb turibdi. Agar razoatni tamomiy kamolatga yetkazaman desa, 2 yil deyapti Alloh taolo. 2 yil. Qur'onda 2 yildan keyin razoat sobit bo'lmasligi shu oyat dalil. Ulamolar biroz ba'zi masalalarni ixtiloflarni qilgan, lekin eng sobit qavl shu. Buni nima uchun keltiryapman? Fiqhni bilmagan, usulni bilmasdan, mazhablarning bu masalalar to'g'risida dalillarni qaysi usulda olganligini o'rganmasdan o'zingizga yengil tarafini ko'rsatib, qon chiqsa tahorat sinmaydi, paypoqqa mahs tortaver, u masalada bundoq, bu masalada bundoq desa, oxir oqibatda o'sha odamlar zinoga ham yo'l topib oladi. Bismillah. Birovning haqqini o'zlashtirishga ham shunaqa mazhablardan yo'l topishi boshlaydi. Keyin nima bo'ladi? Keyin oqibat yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ularga mabodo shu dalilni haqiqatda qo'llab-quvvatlayman desa, birorta ahli ilmga borib shu masalaning tafsilotini o'rganib qo'ysin. Ha, endi yengil bo'lib qoldi, tahorat sinmaydi deb ketavermasin. Bu xatarli bu. Shofiy mazhabi bilan amal qilayotgan bo'lsa, o'zi biladi u. Qon chiqsa tahorat sinmaydi ularning mazhabida.
Çünkü ularının mazhabında kan necaset mez. Şunun için sindirmeydi deydi. Usul göre bizim Hanefilerde o sinnedi. Vaziyetke göre Şafii bu olup, ertege başka vaziyetke kegende Hanefi'ye utup alıp, yokmaya kalsa Maliki'ye utup, Hanbali'den sakraydıken bu ise bunu beşinci mazhab deyildi. Ne deyene? Elle mezhebiye mazhabı bu. Mazhabsızlık mazhabı. Kıskara akla veytken de nefsaniye mazhabı. Özge yok kanına kötü uğradı. Ular doğru yönelişteki üsülünü kabul kılmayan adamlar. Doğru yönelişteki üsül ilimge suyanadı. Nefs kemez. Yok adı mı yok muydu mu? O yani üyümüz biz. Paypaka maksat mıyız? Yok adı mı yok muydu mu? Kan çıksın mı taharat kılamız? Kanaka soğuk buladı mı? Issık buladı mı? Bizi kesel kılmasa buldu. Şeriyetke kılab yürüyemiz. Sizden bu şuna kafayetlerde şuna eğitim. Şuna alayım mı? Ama doğru düşündüm. Yani savol bir zamanım. Hop. Kurdu şularda. Bunlar ki şey yaptık. Men şey, siz aytkan değil. Sokolunu maşin kapına oluyor olan da. Kişkinlere kaldı. Bu şeyin ben oldu. Bunlar ayet şey yaptık. Sokol koyuş. Yani sünneti vacip. Yani buyruk bu da. Keyin sizlerde Rafa'dayım. Abu Hanife Rahmanı'nın yetip bormak ya. Ki ayet yaptı ki, bunlar 15 kişide biz futbol oynaymış. Bunlar ayet yaptı ki, bizi Türkçesi kendimizin isimde yok. Sepoçikamız, silsilemizde. Sepoçika, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le boğuldu. Dedi, maalettin, abi bizimki kimle boğuldu? Bizimki ama, şey kişiden boğuldu dedi. Ayet de böyle şey, rafla dair hakatta yetip bormak ama Ebu Hanife, Ramon, bir şey durmuşlar. Hop, eski gap, eski mavzu, yani şu mavzu kıtırılıyordu. Hop, bu ne kadar masalalarını yapırış olsun da. Yapırış olsun, dekin. Hı-hı. Bunlar 40 kişi değil mi? Uraoğlu, ben de her tonunda, yani, neydi, Muhammed ve Abdullah'ın kanaka bir kitabı olarak kankım, Nabakız'ın İslam'ı. Hı. Tavhid doğrusu da. Öşeni okuyun, öşe hakikti yani de ayetti ki ayettim. Bizde ya ulanmalar var, özümüzü ulanmalar. Bunlar min yıl bugün onlar ki imam makru diye bor. Kırk buna kadar mamis ol. Tahta zonunu okuyun ama Abu Hanife bor. Hamileri bizden. İmam Bukhari'yan bizden. De Al-Farabi'ni ayetsem Al-Farabi adaşkan. Şuna kadar da hayır. Öyle diyor. Uzunuz ne diye yapsınız? Al-Farabi ne alakası var bu manzurge? Yok, o şeyler bizden çıkan. Yok, bu ne kadar mavzunu kengeytirip, bu ne kadar kımaydı. Her bir bahsini, uzunu dairesi var. Ular bilen bu ne kadar meselelerde eğer ilmi bahs bulması tartışı mutlaka kereki yok. Rafliyadayn meselesi mi? Rafliyadayn meselesi de Abu Hanife'ye hadis itibar mı gelin? Degen cümleni yapırışki cüratı yetken adam meydana çıkadı. Çıkadı da eytedi. Rafliye deyin Abu Hanife'ye itibar mı gelin? Abu Hanife'nin hem kitabını okudum, hem rivayetini okudum, itibar mı gelin? Dese, mert, erkek eken şu adam deyimiz. Vısır vısır kılıp, mıngır mıngır kılıp, bir yolga kaçıp gitken, Abu Hanife'ye hadis itibar mı gelin? Degen yapın, olamaz mı bunu? Olamayız. Namını Allah'ı ahir zaman koyuvasayım. Anlayayımız. Facebook'ta bitti profil var. Şeriat hakem deyip koyuvaladı. Kaçan karasayız, mıngırla oturadı. Ona kadar bu miydi? Raful Yedeyn hadisi Abu Hanife Rahimahullah'a cüdeyem yetip gelin. Ve ondan keyin Raful Yedeyn kaçan bugün, kaysı şekilde kılıngan ve kaçan toktatılgeni hem yetip gelin. Abu Hanife'ye. Şunun için Abu Hanife aynen özü Rafliyedeyn hadisini iftitahke agen. Namazge kırışlıkta Allah-u Ekber deyişlikini alemiz biz. Bu yam Rafliyedeyn. Lekin her bir rükunda Rafliyedeyn kılışlık artıkça hareket de bilinedir. Namazda artıkça hareketke hacet yok deyken. Ve delil var mısa? Delil var. Silsile kakka baradısı. Silsile aynen Abu Hanife'den sanat orkali
sanat orqali Abu Hanifa o'zi rivoyat qilgan. Abdulloh ibn Mas'udga boradi. Ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga Abu Hanifadan rivoyat boradi. Abu Hanifa rivoyat qiladi o'zi. Abu Hanifa aytadiki, haddasani Hammad an Ibrohim deydi. Menga ustozim Hammad hadis aytib berdi. Kimdan? Ibrohim Naxaidan rivoyat aytibdi. Ibrohim Naxai kimdan rivoyat qilyapti? Alqamadan rivoyat qilyapti. Alqama kimdan? Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilyapti. Abdulloh ibn Mas'ud bu rivoyatni kimdan aytibdi Alqamaga? Nabi sallallohu alayhi va sallamdan. Abdulloh ibn Mas'ud aytibdiki, "Kana yarfa'u yadayhi inda takbiratil ihram, thumma la ya'udu." Nabi sallallohu alayhi va sallam birinchi takbiratul ihromda Allohu akbar deb qo'lni ko'tarardilar, summa la ya'udu, keyin bu ko'tarishni qaytarmasdilar. Bu rivoyat mana Sarahsiyni mabsudda turibdi. Badoiy sanoyida turibdi bu. Bu bunga o'xshagan, ya'ni takbiratul ihromdan boshqa hadislarni hammasini Abu Hanifa ko'rgan. Faqat nima degan? Eng oxirgi rivoyat Abdulloh ibn Mas'uddan, u kishi payg'ambar alayhisolatu vasallamni kavushlarini egasi, sohibun nalayn deyiladi Abdulloh ibn Mas'udni. Ya'ni Madinada 7 ta faqih bo'lsa, bittasi Abdulloh ibn Mas'ud. Abdulloh ibn Mas'ud payg'ambar alayhisolatu vasallamning eng oxirgi namozlarini ko'rgan odamlardan. Namoz boshida rivoyat qilinganidek oxirgacha bir xil bo'lmagan. Ba'zi o'rinlarda o'zgargan, namozning ichida gaplashib o'tirilgan. Namozda salom bersa alik olingan, aks ursa yarhamukalloh deyilgan. Qaysi namozni o'qiyatlar desa asr deyilgan. Misol uchun. Ular sekin-sekin isloh bo'la-bo'la oxirgi namozni Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilyaptilar. Abdulloh ibn Mas'uddan kim rivoyat qilyapti? Tobiylarning ichida eng kuchlilaridan Alqama rivoyat qilyapti. Mana sizga silsila kerakmi? Alqama kimga aytib beryapti? Alqama Ibrohim Naxaiyga aytib beryapti. U ham tobiylardan o'zi. Ibrohim Naxai. Ibrohim Naxai kimga aytib beryapti bu hadisni? Hammodga aytib beryapti. Hammod ibn Sulaymon. Hammod ibn Sulaymondan Abu Hanifa o'zlarini o'sha Musnad degan kitoblarida bu hadisni o'zlari rivoyat qilyaptilar. Ilmiy bahsga mana shunga usul, mana shu usul asosida yaramaydigan odamlar futbolni o'ynab yuraversin. Aralashmasin, fiqhni futbol o'ynab yurgan bolalardan so'ralmaydi axir. Bu degani futbol o'ynash joiz emas degani emas-da. Bu masalani ularga aytish kerak. Yo, bunaqa sen bilan biz ma'lummiz da bilamiz hammamiz kimligimizni. Shariat masalasida Abu Hanifaga hadis yetib bormagan degan gapni gapirishdan uyalinglar deysiz. Allohdan qo'rqinglar, hayo qilinglar. Abu Hanifani o'zini rivoyatda turibdi bu hadislar. Eng oxirgi, undan boshqa Rafuliyadayn boshqa hadislarni hammasini mana shu hadis bilan Abu Hanifa nima deydi? Mansux deydi. Chunki eng oxirgi rivoyat bu. Eng oxirgi rivoyat. Eng katta sahobalardan Hazrat Umar, eng katta sahobalardan Hazrat Usman, eng katta sahobalardan Hazrat Ali radhiyallohu anhum ajma'inlar raf'ul yadayn qilishmagan birinchidan tashqarisida. Eng oxirgi ko'rgan raviylar shu rivoyatni qilishgan. Shu bilan birga raf'ul yadayn har bir rukunda raf'ul yadayn qilishlikni olgan mazhablarga nima deymiz desa, eyvalloh, ularning usuliga ko'ra olishaveradi uni. Biz mansuh deb bilamiz. Biz tanaqa yapmizki, lekin men Hanafiydan ham Shofiydan ham olaveraman degan odamlarga aytyapmiz. Yo, bunaqa bo'lmaydi. Islomda bunaqa yengil taklik yo'q. Jiddiyat bor. Sen Rafuliyadan qilmoqchimisan? Har rukunda Shofiy mazhabiga amal qilishing kerak-san, bo'ldi. Sen Hanafiyman, xohlasam Shofiy, xohlasam bunaqa deyishga haqqing yo'q. Chunki senga ishonch qolmaydi unda. Deymiz. Nimaga? Chunki o'rni kelib qolgan paytda oldi-berdi qilasiz-u. Qarasa foyda ko'ryapti. Shofiy mazhabiga o'tib olsa, sizga aytadi Shofiyman deydi. Qarasa ziyon ko'ryapti. Ya Hanafiyman deydi. Kafil, kafil.
La yadman degen rivayet var bizim mezhepte. Kefil zamın bu beydi. Mesela bir nasıl ki kefil bulduyuz. Çüp kaldı. Siz ne demek kefil bulasız? Uşa adamı top bir işe kefil bulasız. Aslı Hanefi'de kefil tölep vermeydi. Tölep vermeydi. Vaziyetke göre Hanbali mezhepte kefil töleydi. Kefil zamın buladı. Aldı bir dıkken peytiyizde vaziyetke karayıp vaziyetke karaydı da tölaş gereği bu kalsa yok ben Hanefi ben deydi. Tölemezlik gereği bu kalsa yani alış ündürüş gereği bu kalsa degen bu ise yok Hanbeli ileride ündürüş gereği bu töle bir yakka deydi. Bu namazda başlanıyetken mevzu şu cadı tohtamaydı yani. Bu meselenin arkası var. Ertege aldı verdi var, muamalat var. Ertege yurtlar ortasında, memleketler ortasında birbirine kırpıçak kılıçlık için mene şundan faydalanışı yaptı. Şumas mı cancellerinin başlanışı? Şumas mı Müslümanların ortasında katta ıhtılaflarına sebep bu genlerse? 90. yıldaki videonu kop koydum ben. Gördünüz mü 90. yıldaki videonu? Gördüm. O şey videodaki topalan kıyan adamların hemmesi mene şu meseleler bilen Hadrat Rahimahullah'ına eybileşken. Meseleler şu. Nimaga omin jahri aytmasligimiz kerak? Nimaga rafliyada in qilmasligimiz kerak? Muftiy mansabiga noloyiq olib tashaymiz buni, paypoq almashtirgandek almashtiramiz deyapti. Mana shu masalalarning orqasidan, ularning orqasida shunaqangi maqsadlar bor. Shuning uchun aqli xush joydagi birodarlaringizga tushuntiring. Masala xoyinga xizmat qilish masalasi. Bu og'ir masala, o'zi bilmay qoladi. O'zi bilmasdan qurolni ko'taradi, o'zi bilmasdan musulmonni o'ldiradi shu orqali. Ya'ni qanday odamga g'alati tuyular qanday shuncha yildan beri yuribmiz, o'qib yuribmiz, hech qanday hech kim shunday ham hech nima demagan. Bundan bular ma'qulidilar. Yuzimga adashgan deydi, o'shanga yaqin gapirdi, keyin g'alati bo'lib ketdim. Maqsadlari shu, mendagi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, hozir Ukrainada Türkiye'de, Rusya'nın bazı joylarida, Özbekistan, Orta Asya'da malum, mahsus hizmet adamları çünkü o'xshagan ixtiloflarni kengaytirish, yana da chuqurlashtirish uchun mahsus hizmetlerini vakilleri taşlangan, harakat qilishi yaptı. Bazı davlatlarda elçiler şu vazifeler bilen ixtiloflarni ko'paytirishlik uchun vazife bilen almashtirilyapti. Siz, biz birodarlar, ko'zimizni ochaylik. Bu fikri masalalar, bunu ulamadan sorasanız sizge ayeti beredi. Masalasını ayeti beredi, size ameliyiz, ne mi? Ne mi iş kılıyapsız? Moskova'da ne mi sizi hünariyiz? O şey hünarı kılıyın. Kuruvçu musunuz? Kuruvçuligiyizi kılıyın. Aylık alıp, pul tapıp, ailenizi bakışınız gereği mi? Şunu bakın. Siz, Rufliye deyinin bahsini kılsayız, Fatiha okuş masalasını bahsini kılsayız, seninki doğru, minikin notoriga ötseniz, o şey cahidegi işinizge en pütür yetedi. Birodarlik rishtasiga dars ketadi, dars. Va sizdan jiddiy ma'noda qurol yasashadi. Buni harakat qilishyapti. Buni ya'ni axborot markazlari yasashyapti shunaqangi ixtiloflarni qo'zg'aydigan. U Hizb-i Tahrir nima uchun kerak? Nima uchun Ukraina unga joy beradi? Nima kerak unga? Ukraina musulmon mamlakat emas. Ukrainani tepasida o'tirganlar musulmonlar emas. Nima uchun Hizb-i Tahrirga joy beradi o'zidan? Nima uchun ezgulik jamiyati aynan Fozilxo'jani ko'rgani boradi? Nima uchun? Tuhmat bilan qamalgan minglab boshqa odamlar yo'qmi? Fozilxo'ja tuhmat bilan qamalgani yo'q. Fozilxo'jani rasvogarchiliklarini ko'rmagan odamni ko'zi ko'radi. O'qigan sharafsizlikni, o'qigan tuhmatni ya'ni ko'rmasdan kelishlik uchun inson o'ta sharafsiz bo'lish kerak. Nima uchun ezgulik jamiyati uni oldiga boryapti? Maqsadli ishlar, bu vazifali ishlar. Oddiy masala ko'rinadi sizni bizning ko'zimizga-da, u oddiy masala emas bu. Shu 15 ta bolani ichida siz qaysi fikrdasiz? Nima uchun bu savolni beryapsiz? Menga qizig'i yo'q-da. Lekin biz shunaqa zotga iymon keltirganmizki, bo'layotgan narsalarni hididan yaxshi bilamiz buni. Kim nima demoqchi, kim qaysi maqsadga xizmat qilyapti, chunki tajribamizda o'tdi. Ustozlarimiz bizga o'rgatgan narsalarga amal qilib kelib, buni ko'ryapmiz biz. Shuning uchun bu masalada mana dalili turibdi. Soqol masalasi. Soqol masalasida ko'p ixtiloflar bor. Ko'p
farz degan, vojib degan, sunnat degan, mustahab degan va hatto muboh degan ulamolar bor. Nima uchun bunaqa ixtilof ko'p bunda desa, chunki bu shunday bir masalaki, bu masala bilan insonning kallasi ketdi bir paytlar. Bir paytlar soqolini ko'tarib ko'rishgan, tagi qirilgan bo'lsa o'ldirishgan. Sen palonchilardan ekansan deb. Soqolini Afg'onistonda bo'lgan to'polonlarda soqoli borligi uchun olib chiqib otib tashlashgan. Soqoli uzunroq bo'lganligi uchun. Ha, nima bir islom ummati qiladigan ishi faqat soqol qo'yishdan iborat emasda, ummat faqat soqol qo'yishligini uchun dunyoga kelmaganda. Muhim vazifalarni o'rni kelgan paytida o'sha vazifalardan amalga oshirish uchun ba'zan soqoldan voz kechiladi. Tohir yo'ldoshi o'rniga qolgan Usmon nimadir degani bor edi. IŞİD bilan o'rtada muammo bo'lgan paytida, IŞİD parokanda bo'lganda, IŞİD'ga qo'shilib ketgan edi dastlab. Tohirning o'rniga qolgan bola. IŞİD'ga qo'shilib ketgan edi, keyin IŞİD parokanda bo'lgandan keyin Talibonlar ularni jazosini berdi. Shunda qochishdan oldin soqolini qirib qochdi. Shu bola. Nimaga desa, chunki xavfsizligi bor edi-da. Xavfsizligi uchun, o'zini xavfsizligi uchun soqolini qirishlikka o'ziga fatvo bor. Boshqa odamlarga u masalalarni yo'q, sen qo'yishing kerak. Vojib bu deb sen kimsan sen? Sen shariatni joriy qiluvchi yangi payg'ambarmisan sen? Shariatni bir odam Alloh bilan o'zi o'rtasidagi amalga javobgar ekan, aralashmaslik kerak unga. Qo'lga tushdi o'shanda. Usmon G'oziy deganimi shu? Qaysi bittasida, ikkitaydi, keyingisi keyin boshqa. Usmon G'oziy degani menimcha qo'lga tushdi, o'ldirishdi uni. Ya'ni oxiri umri soqoli qirilgan holda dunyodan ketdi. Men bu bilan ularni vafot etganligini ustidan taqqirlash ma'nosida aytmayapman. Bu masala. Islom ummatini boshini aylantirish uchun mana shunaqangi futbol o'ynab yurgan bolalarni ichigacha tashalayapti. O'shalardan chiqaradi. O'ziga kerak qurol aslahani, o'ziga kerak jamoatlarni. Aralashmang. Mabodo shunaqa tahliliy masalalarga qiziqsangiz, zehningiz, imkoniyatingiz, qobiliyatingiz shunga loyiq bo'lsa, qayting. Kelib bir joyda ahli ilmni oldiga borib o'tiring, dars o'qing. 10 yil dars o'qing, keyin ko'zingiz ochiladi. Ha, bu masalalar qasddan qilingan masalalar ekanligini keyin bilasiz. 90-yildagi o'sha videoni ko'rib hozir aqli raso odam ko'rib turibdi, nima hunarlarni o'ynab bergan, o'sha to'lqin deganlari, Naim deganlari nima o'yinlarni o'ynab bergan ular. Bir jumlani aytayapti, jumlani ma'nosini hech kim tushunmayapti. Allohu akbar deb baqiryapti. Nimaga? Allohning dinida muqaddas kalimalardan foydalanib siyosiy maqsadni oldinga surishyapti. Hozir ham shu. Rafuliyadayn islomning namozining amallaridan bittasi. Buni oldinga surib boshqa dinga xizmat qilishi mumkin bo'lgan ummatni qo'l oyog'iga kishan urishyapti. Oyog'iga tosh bog'lashyapti. Yura olmasin bular, ucha olmasin bular, o'rnidan tura olmasin. Mana shu masalalarda o'ralashib yursin deydi. Masalani mohiyatini tushundingizmi? Nima demoqchi bo'lganimni? Shuning uchun savol berganim. Dono oxirgi savolim bor, bilsam mayli. Bir nimada eshitdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam illiyinga ko'targanlarda Alloh bilan uchrashganlar shu to'g'risida ma'lumot bera olasizmi? Oysha onamizdan rivoyat bor. Kimda kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohni ko'rgan desa yolg'onchi deganlar. Oysha onamizdan Buxoriyda turibdi sahih rivoyat. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamni Mirojga ko'tardi. Mirojda osmonga ko'tardi. Bu sahih rivoyatlarda bor. Ha, demak Alloh osmonda ekanda degan xulosaga borgan odam mujassima bo'ladi. Alloh taologa makon, jism, taraf, jihat nisbat berib bo'lmaydi. Bu makon, jism, taraf,
Bunlar hammasi mahluqqa aloqador, bizga tegishli narsa. Nimaga unda osmonga ko'tardi desa, Alloh buni xohladi o'zi. Alloh xohlagan joyga ko'tardi. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamni Me'rojga ko'targanligini aytib, ba'zi rivoyatlarda Allohning huzuriga ko'tardi deydi. Nima uchun desa, Alloh taolo buyurgan joyga ko'tardi ma'nosida bu. Chunki Ibrohim alayhi salatu vasallam ham Qur'oni Karimda inni zahibun ila robbi degan. Ya'ni men Robbimga ketuvchiman degan. Robbimga boraman. Robbimni oldiga boraman degan ma'nosi bor. Inni zahibun ila robbi ila ya'ni intihoil g'oyati hisoblanadi. Ya'ni bir g'oyani makonda yoki zamonda tugashligini bildiradi. Robbimga boraman. İnni zahibun ila rabbi. İbrahim aleyhisselam qayoqqa borgan shunda? Quddusga borgan. Ya'ni nima deb tushunamiz desa, inni zahibun ila ma amarani Allohu rabbi bo'ladi, ya'ni amarani Alloh bo'ladi. Ya'ni men Robbimga boraman degani, menga Robbim buyurgan joyga boraman degani. Hamma ittifoq qiladi. Mirojga ko'tarildi degani Alloh buyurdi shu mirojga ko'tarishlikni bo'ldi. Alloh demak osmonda ekan degan odam bu mujassima bu. Osmon kalimalari birinchi ma'nosida ulug'likni, oliylikni bildirsa tamam. Ulu Alloh taolo oliy zot. Lekin mana shuni jism ma'nosida biz tushunadigan, banda tushunadigan ma'noda Allohga nisbat bersa kofir bo'ladi. Chunki Imom Tahoviy aqida matnida aytgan, Alloh subhanahu va taologa mahluqlarga beriladigan birorta ma'noni bergan odam dindan chiqadi, kofir bo'ladi. Mahluqlarga berilgan ma'noni birortasini Allohga berilmaydi. Alloh o'zi bergan sifatlarni aytiladi-da, uning ma'nosi demak, mana bu deb mahluqlarga berilgan ma'noda talqin qilinmaydi. Nima deyiladi? Yadulloh, Allohning qo'li, tamam. Qana qaydi, qancha edi, qanday edi, qayar deydi, yo'q, bunaqa narsa yo'q. Yadulloh bo'ldi. O'zi zikr qildi, zikr qilib qo'yaveramiz. Nuzulurob, Alloh taolo nozil bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, shunda aytamiz. Kayfa yanzilu desa, ya'ni Alloh nazalani hadisda payg'ambarga aytdirdi. Ma'lum bu. Qanday g'oyri ma'qul, aqlli odam qanday deb savol bermaydi Allohga nisbatan. U Mirojga ko'tarildi, Illiyinga ko'tarildi. Bular Alloh taolo Illiyinni oldida Mirojda osmonni tepasida o'tiribdi ekan degan xulosani bermaydi. Boshqa oyatlarga, boshqa rivoyatlarga zid kelib qoladi. Bunaqa zid kelishlik islom ta'limotiga to'g'ri emas. Tushunarlimi? Rahmat domla bir Astanadagi musobaqalarni ham bir hammamiz bir duo qilib keyin. Qozog'istondamisiz? Ha, men Astanadaman. Alloh o'zi safarda yurgan birodarlarimizga yutuqlar bersin. Duodamiz albatta, sizlar ham duo qilinglar, musofirdagi birodarlarni duosi ijobat. İnşallah sizlere dua kılıyorlar. Selamat olun. Hop. 3 yıldan beri bir sağlık ne yaptı diyen profil. Esselamu aleyküm ustaz. Aleyküm selam. Rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz. Ben hazır Moskva'da. Ben evlengenimde 3 yıl oldu da. Şu uylangandan keyin o'zimda qanaqadir baraka yo'qoldimi? Uylanganimdan keyin umuman muammodan chiqmaymanda. Muammo ustiga muammo. Hozir Moskvaga keldim, mana kelganimga ham yaqinda 1 yil bo'ladi. Uyga pul jo'natish o'rniga bergan qarzga botib juda ahvolim juda og'ir bo'lsdas. Shundan beri oldinga ketmayapti-da, faqat orqaga ketyapman.
ishlarim umuman yurishmayapti. Nima qilsam ishim yurishmaydi. Yaxshi pul topaman, lekin pul o'rni yo'q. Ketib qolaveradi. Juda umuman ahvolim xarobda, shunga 3 yildan beri qiynayapti-da shu. Qana qilib barakamni bir topa olishim kerak, qarzlarimdan qutulish yo'llarini bir aytsangiz. Xo'p. Endi sizni boshqa hodisalaringizni bilmaymiz. Nima anaqada siz, qanaqa vaziyatdasiz? O'zi oila qurishlik sunnat. Buni agar insonni hayotiga zarar beradigan ish bo'lganda edi, Alloh subhanahu va taolo buni joriy qildirmasdi, taqiqlardi. Nabiy alayhi salatu vasallam nikoh meni sunnatimdir demas edilar. Demak, bunda mas muammo. Muammo boshqa narsada bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa masalalarni ko'rish kerak. Xarajat qayoqqa ketyapti? Ko'z iffatlimi? Qilayotgan ishingizda halolmi topayotgan rizqingiz? O'sha masalalarni ham o'ylash kerak. Bir odam, bir ustoz, ustozga bir shogird aytibdi. Nima qilsam ishim yurishadi desa, uylan debdi. Uylansan nima bo'ladi desa, uylansang xotining bilan maza qilib, dardlashib o'tirasan debdi. Desa, meni dardim yo'q-ku debdi shogird. Desa, ustoz aytibdiki, uylan, u ham bo'ladi dermish. O'shanga o'xshab uylanganingizdan keyin shunga o'xshagan dard bo'ladi-da, endi dardlashib o'tirasiz-da. Bo'ydoqlar sizga havas qilyapti hozir. Bo'ydoqlarni havasi bor sizga. Uylangan-a bu bechara, yana nima dardi bor ekan deyapti. O'shaning uchun masalani bu tomonini ham ko'rish kerak. Endi nikohda baraka bor aslida. Alloh taolo Qur'onda va ankihul ayama minkum وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ degan. Agar faqir bo'lsalar, muhtoj bo'lsalar, Alloh ularni behojat qiladi degan. Wallohu wasi'un alim. Nikohning davomida shu. Alloh biluvchi va o'ta wasi' zotdir, ya'ni rizqni keng qilib beruvchi zotdir. Ma'nosi bor. Siz mana hozir chatga kirib savol bera olyapsiz. Tani joningiz sog', kasbingiz bor. Qarzdorlik nima bo'lishi mumkin? Qarzdorlik boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin-da. Bomdoddayken uxlaysizmi? Bomdoddayken uxlamang. Ayni rizq taqsimlanadigan payt. Xuftondan keyin uxlang. Tahajjudga turing. Tura olmasangiz bomdodga turing. Bomdoddan keyin quyosh chiqqunga qadar shu ma'lum zikrlar bor. Shuni hozir aytib qo'yay, shuni yodlab oling. Shuni bir qaytaringchi. Bir 40 kun atrofida shuni mana shu vazifa qiling. Bomdoddan keyin namozni o'qib bo'lganingizdan keyin Oyatal Kursiyni o'qiysiz. Orqasidan 33 marta Subhanalloh, 33 marta Alhamdulillah, 33 marta Allohu Akbar aytasiz. Keyin La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir aytasiz. Keyin 100 marta Astagfirullah va atubu ilayhi deysiz. Astagfirullah va atubu ilayhi. 100 marta. Uni orqasidan bu duoni yozib olasiz. Allohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha'u va tu'izzu man tasha'u va tudillu man tasha'u biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها الرحمة من سواك iqdi'an niddayin.
Bol. Orkasından salavat aytıp koyun. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aytsayız, kança aytsayız, ben bura uğradım. Şunu kaytarayım. Abu Bakr radıyallahu anh'dan rivayet. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu talim bergenler. Dengiz köpüğü içerik. Karzdar bursayız, Allah Teala bunu. Bana şu dua sebebiden. Yani kit kızadı. Uzun namaz okuyuşsa? Namaz okuyuşsayız yakışı. Uşa rızk taksimlenirken payetlerde ilacı barıcı bu zikirlerini kılış gerek. Ki işinizde barıyın, işinizde kılıyın. Rızk Allah'tan, baraka Allah'tan. İnşallah yakışı yol çıkadı. Sağ olun. Söz rahmet, yine bir sorum var idi. Sizce. Biz Moskva'da gazel bilen, temirchilik bilen şugullanamız. Yani şu biz kuruluşlardan, stroykalardan temir olamız da sotamız. Uşa temir konanı kattası biz, bizlerge maşinanı, gazelini şunday berip koyuşken, biz platini berip koyuyken. Fakat ularga temir olsak bo'ldi. Bizlarning temirimizni sal arzonroq naqta sotib oladi. Biz shu mana shu gazel bilan haydab rizq topayotganim halolmi? Ya'ni u gazelni sizga tekinga berib qo'yganidan shubhalanyapsizmi? U tekinga berib qo'ygan, lekin unga olib boramiz. Menga yuk olib kelsin. Menga yuk olib kelsin, temir olib kelsin deb bizlarga berib qo'ygan bizlar. Yo'q, muammosi yo'q. Sizlarni o'ziga ishlatyapti-da, faqat o'sha anaqani sizlarga beryapti. Hozir bunga o'xshagan narsalar ko'p, marojnachilarda shunaqa ish bor. Marojnachilar hamma magazinlarga o'zi xaladinlik beradi. Anaqasi nima? O'sha xaladinlikka buni marojnasini qo'yib sotish kerak. Shunga o'xshagan narsa. Muammosi yo'q. Bo'laveradi. Rahmat ustoz, katta. Salomat bo'ling. Xo'p, Alloh baraka bersin. Xo'p. Savolim bor, iltimos degan profil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshi, o'yinglar tinchmi? Alhamdulillah. Ustoz, ismim Muhammad Rasul, Moskva shahrida ishlayman, yoshim 20 dan. Farg'ona viloyatidanman. Xo'p. Bir 3 dona savolim bor edi, ruxsat bersangiz, sizga bermoqchi edim shuni. Xo'p. Yordamingiz kerak. Shu kelganimga 1 yilcha vaqt bo'ldi. Uyda endi oshinganim bor, uyga qayerga yig'ilgan pulimni dadam bilan maslahatlashdim-da. Shunga dedim bir mashina olsak aytadi. Mayli yetmasam kredit qilib bersangiz shuni to'layardim o'zim. Shu prosta Rossiyaga kelmaysiz, faqat o'sha yerda meni nima qilib tursangiz ham bo'laveradi degan maqsadda dadamga aytganimda dadam shunday unamadi. Naqadan ichkilikdan muammosi bor dadam. Shunga keyin men nima qildim, harakat qildim. Endi hozir uyga harakat qildim. Uyga bir 1000 dollar yetmayapti. Xohlasa bu oy ishlasam shu pulim yetadi. Uyda narxi 7000 dollar ekan. I davlat tomonidan 20 yilga kreditga qilib berilgan ekan uy. 20 yilga. Shuni olib bermoqchiman. Uyda qarog'ota opa-opam bor. Shu opa-opam qishda ham qiynaladi. Dadam shu nimaga borgisi kelmayapti, shu domga borgisi kelmayapti. Shu menga anaqa qilyapti-da, nima deydi? Tipa na prinsipga anaqa qilyapti. Nima deydi? Shu yo'q. Hatto mana falon qil menga pul kelgin kerak emas, falon shunaqa muammoda anaqa masalalar bo'lyapti menda. Nima deysiz, hozir qanday yo'l tutganim yaxshi bo'ladi? Xo'p, savolingizga men juda qisqa ma'lumot sifatida qarayapman. Bu yerda ya'ni tafsilot kerak. Nima uchun unaqa deyapti u kishi? Nima sababdan siz nima sababdan kreditga uy olyapsiz?
savol san ya'ni savol emas, maslahat so'rayapsiz da siz. O'g'il qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'i nazar ota-onani ko'nglini birday olish kerak. Albatta birinchi onaga qarash kerak-da. Lekin bu bilan otani tashab qo'yish kerak degani emas. Bir narsa qilarkansiz, ota sizga qarshi ya'ni dushman tabiatda bo'lib qolishligini oldini olish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham istixora qiling, hojat namozlar o'qing. Mablag'i Alloh taolo barakotini bersa, topib o'sha otangizni ham ko'nglini oladigan shaklda tasarruf qilganingiz afzal. Ikkalalari o'rtasida qanaqadir adovatga, siz bilan otangiz o'rtasidagi adovatga sabab bo'ladigan ishni qilmaganingiz ma'qul. Bir yo'l topish kerak. Oilani biz siyosatini bilmaymiz-da, ko'p odam oilasidagi vaziyat haqida maslahat so'raydi, uni bilmasdan maslahat berish qiyin juda. Nima deymiz? Iloji boricha shariat ko'rsatgan, ya'ni vasohibhuma fid dunya ma'rufa degan. Ma'ruf o'zi bir lug'atda uruf ma'nosi bor. Ota-ona bilan ya'ni yaxshilik yo'lida ya'ni hayot kechirgin deydi. Yaxshilik qilgin deydi. Ma'ruf yo'l bilan ularga muomala qilgin deydi. Munkar yo'l bilan emas. Ya'ni munkar bo'lib qolmasin. Qilgan ishingizni oqibatida adovat, tortishuv, janjal kelib chiqmasin. Tushunarlimi? Shubhalik. Bir joyda aytganingiz, video sizga platformada agar siz kredit bankingiz biroz to'lada, sizga kredit oyiga bunga bersa, bu tomonlar aqlangan, ulamo kengashida aytilgan, bu xilofli masala, agar uy zarar bo'layotgan bo'lsa, uy zarar bo'layotgan bo'lsa, ruxsat berilgan joyi bor deganingiz. Shuni anaqa savolimdan maqsad shu, misol endi nima deydi, uyda oppoqim bo'lganda bizda nimalarda qishloqlarda sharoit chatoqda, qishda gaz bo'lmaydi, o'tin bo'lsin deydi, nafas qisib qoladi. Endi bu bilan hal qila olmaymiz-da, siz uni yo'q, siz noto'g'ri talqin qilmang meni gapimni. U individual shaxsni o'rganib fatvo beriladigan masala deb aytganman. Ulamolar ixtilof qilgan boshqa masala haqida umumiy hammaga o'zidan ehtiyoj chiqarib oladigan ish emas u. Menga ham kerak, men ham muhtojman, shu fatvoga men tushaman deb ketmaydi. Buni o'rganadi o'sha siz yashayotgan regiondagi ahli ilmlarga boriladi, mahalla aktivlari o'rganadi. Haqiqatda shunaqami degan fatvoni o'sha joydagilar beradi. Bu videodagi meni gapimni hammaga fatvo sifatida ishlatib bo'lmaydi buni. Tushundingizmi? Siz shundan davlat. O'zimizga chiqarib ola olmaymiz-ku uni biz. Siz shundan davlat. Shunda noto'g'ri men videolar noto'g'ri tushunmagan ekanman, uzr kechirasiz. Ikkinchi savolimni bersam, so'z berasiz. Xo'p. Biz nima deydi, Ramazon oyida ro'za tutib, Qadr kechasini 26dan 27ga o'tar kechasi deb ko'pchilik anaqa qilib, hatto Qirg'izistonlik birodarlar tomonidan chiqarilgan taqvimda Qadr kechasi 26dan 27ga o'tar kechasi deb yozilgan ekan. Shu kuni Moskvani Grandi masjidi, Sobrani masjidiga bordik. O'sha yerda domlalar bilan namoz o'qidik-da, keyin orada nima deydi, xufton namozidan keyin domlalar kelib ketdi-da, hamma birma-bir o'tib mehrobda namoz o'qidi. Mehrobga turib ham bir navbat qilib namoz o'qidi. Shu nima deydi, bizni mazhabimizga to'g'ri keladimi? Nima deysiz, bu yerda imom Hanafiy mazhabi emas, boshqa mazhabda namoz o'qilar ekan, i namoz o'qigan paytimiz ham hamma ominda jahri aytilar ekan, bitta birinchi marta ko'ryapman, hamma baqirib aytyapti. Ko'pchilik oldida turganlar ham bizni mazhabdan shikilik, ominda unaqa qilib jahri aytmadiku, o'zimizni yoshligimizni aytib kelgan, indamay ichimizda aytib qo'ydik. Shu unaqa mehrobda o'qigan odamlarni hammasi bizni mazhabdan ligi uverim basman, shuning uchun so'ramoqchiman, mana mehrobga o'tib namoz o'qidim, qanaqa bo'ladi u degan bir shu gapirsangiz. Xo'p,
O'zi bu ham savol emas, qanaqadir maslahat so'rayapsiz. Bu haqida gapirganmiz. Boshqa mazhab ulamolari, boshqa imomlarga iqtido qilsak bo'laveradi. Keyin yana bir ogohlantirish aytay birodarlar. Savol bunaqa berilmaydi. Hozir Qirg'izistonning ulamolari Qadr kechasi 26dan 27 o'tar kechasi siz bor masjidga bordik, mehrobga oldidagilar amin jahrayt. Nima aloqasi bor shuncha gap? Savol odobi uchun qaytaryapman buni. Savol nima? Boshqa mazhabdagi imomlarga iqtido qilsak bo'ladimi? Savol shu. 3ta jumladan tashkil topadi. Bo'ladi. Ular amin jahra aytsa biz amin jahra aytmaymiz. Ular rofriyadayn qilsa biz qilmaymiz. Hanafiy mazhabidamiz. Iqtidoimiz joiz bo'ladi. Durust bo'ladi. Qadr kechasi haqida gap boshladingizda men o'yladimki Qadr kechasida farq bo'lib qoldimi degan savol beramikiz deb turibman. U umuman kerak siz gap bo'lib chiqdi. Borganingizni chistasini aytyapsiz bo'ldi. Do'stim, savolda savolni o'zi berish ilmi yarmi? Kitob o'qimaganligimizni bildirib qo'yamiz do'stlar. Savolda konkret narsa bo'lish kerak. Savol nima? Savol nima? 26dan 27-chi o'sha kechasi nima kerak bor? Shuncha 955 ta odam kutib o'tiribdi. Zibor masjidga borganingiz nima aloqasi bor? O'tda iqtido qilganingiz Qirg'izistonni fatvosiga ko'ra nima aloqasi bor shuncha jumlani? Balki aloqasi bordir. Nimaga aloqasi bor? Mana shu jumlalarga shunaqa javob berishim uchun, qolganlarga dars berishi uchun, demak Alloh subhanahu va taolo shuni gapirtiryapti balki. Bu dars bo'lsin, birodarlar. Savol konkret bo'lsin. Konkret. Boshqa odamlar kutib turibdi. Ularni vaqtini zoya qilmasligimiz kerak. Umumiy ma'nodagi savolingiz nima bo'ladi o'shalarga iqtido qilsak? Oxirida shu tushundim men. Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Namozingiz namoz bo'ladi. Inshaalloh ular o'zining mazhabida, siz o'zingizning mazhabida o'qigan bo'lasiz. Tamam. Hop, boshqa birodarlarga savol jo'q. Aha. Hozir bir iltimos. Men anaqa so'z aytmaman. Imomlar kirib ketishgandan keyin, imomlar kirib ketishgandan keyin o'zimiz qoldik masjid ichida. Hamma mehrobga o'tib, hamma mehrobga birma-bir navbat o'tib mehrobda turib namoz o'qidik. Shuni aytmoqchi bo'ldim. Mehrobda turib namoz o'qisa bo'ladimi? Biz misol ilmimiz yo'q bo'lmasa, bir boshqa bir bo'lmasa, oddiy bir imom bas naqaday bo'laveradi. Deymiz. Bo'laveradi. Bir yildan beri kutaman savolim bor degan to'xtam. Assalomu alaykum domla. Alaykum assalom rahmatulloh. Bir yildan beri juda ko'p kuzataman, kutaman va qo'l ko'taraman va nihoyat Alloh nimasi bilan yetib keldik. Savolim bor edi domla. Xo'p. Masalan, hozir juda ko'pchilik Sodiq Samarqandiy yoki Abdulloh Zufarlarda eshityapti-da, ularni misol noto'g'ri fatvolari bilan ko'p yurishyapti. Misol uchun ular shu fatvolari bilan yursa gunohi ularga nima shu yurgan banda mana odamlarga bo'ladimi yo uni gunohi shu fatvo beruvchilarga bo'ladimi? Shuni so'ramoqchi edim. Bu birinchi savolim edi. Xo'p, endi gunohmi, gunohmasligi o'zi masala. Birinchidan hatto shayton. Biz endi biz Sodiq Samarqandiy boshqalarni shayton demaymiz. Hatto shayton qiyomat kunida men faqat aytdim xolof qilgan o'zing deydi. Men faqat aytdim, uni qilgan o'zing deydi. Men seni majburlamaganman deydi. Bir masalalarni ya'ni ijtimoiy masalalarga oid, boshqaning haqqiga tegishli, halol harom masalasiga tegishli, fiqhiy ijtihodga aloqador, bir musulmonning qoni, joni, obro'siga aloqador masalalarda inson muftiy fatvo bersa ham o'ylash kerak degan hadis bor. Muftiylar fatvo berganda ham qalbingga qara degan hadis bor shunaqa o'rinlarda. Savol beradi. Masalan, boshqa din vakillari, ateistlar ko'pincha savol beradi. Masalan, deydi, biz musulmon oilada tug'ilganmiz. Bu ne'mat bitta. Musulmon holda yashashligimiz katta ne'mat bu.
Müslüman halde vafat etişliğimiz en muhteşem nimetlerden. Şunun için tevaffani Müslüman ve alhikni bis salihin deyimiz. Peygamberinin duası bu. Bizi Müslüman halde vafat taptırgin, sağlıklarına koşgin deyimiz. Bu en katta nimet. Bunu köpçülük kadrige etmeydi. Demek ki çünkü biz o şey nimetini içide katta buluyoruz biz de. Şimdi ateistler saval beredi. Hop, sizler Müslüman halde tuğulduylar. Hop, o dünyanın nergi çekkesi de Nasrani ailede tuğulgen iyilerde. Onda Nasrani bulup terbiye tapardılar, Nasrani bulup yaşardılar. Belki Nasrani bulup ölerdiler. Ulan ne ayıbı deme deydi. Dese biz ayetemiz ki, ularga Allah subhanahu wa ta'ala balagatki yetkenden ki, aklı hoşu yeterli derecede davetini Allah yetkazadı. Yetkazadı. Yetkazganda o'sha narsani qabul qilish qilmaslik imtihoniga albatta ro'baro bo'ladi. Chunki Qur'on bu haqida xabar beradi. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Biz rasul yubormagunimizcha azoblovchi emasmiz deydi. Rasul elchi jo'natadi. İmam Maturidi şu Rasulüne akıl degen. Akli müşahadesi kütere degen derecedeki ilimini yetkazadı Allah Ta'ala. Şimdi 1300 yıl etrafıda, 1000 yıldan köprak müddet içinde bütün İslam ümmeti Maturidilik, Aş'arilik akidesi de kiliyipti. Çünkü ümmet ahmakmaz. İslam ümmeti öte sadde bu megen. İslam ümmetinin itikadiga, usuliga qilingan hücum başka bir arta tüzümge qilinmagan. Şu hücum, şu harakatlarını neticesi de Ahl-i Sunna ve Cema'nin bayrağını kütarıp bugünge kadar yetkazıp kigen istifedeni kervanı var. Bu kervanga Ahl-i Sunna ve Cema'a deydi. Bunun imamları Maturidi Aş'ariler. Minglagan belki milyonlagan ulamalar var bu kervanda. E'tiborli, haybatli, gapi o'tadigan, qilgan ishi asari ortada turgan ulamalar var. Bularni %90% masalan muqallid bo'lsa, 10% mujtahid bo'lgan. 90% muqallid, taqlid qilgan kimga? Yo Ash'ariyga yo Maturidiyga. Tarixga qarang. Ularga ergashmaganlari mujtahidlar bo'lgan. Masalan, Imom Buxoriy mujtahid bo'lgan. Uni qaysi mazhabdasan degan savol unga noloyiq. O'zi hamma narsaga voqif inson. U bir narsaga ijtihod masalasida ergashishga majbur emas. Lekin İbn Hajar Asqaloniy, Imom Navoviy, Abu Hamid al-G'azoliy, Imom Boqilloniy, Imom Nasafi İmam Maturidi'nin şagirdleri hammasi Burhaniddin Marg'iloniy, İmam Kasani, Alavuddin Kasani, Şemsul A'imme Saraxsi, Hanefi mezhebinin 99% Maturidi bugün hakikaten. Dinle abkigen adamlar. Şüler. Maturidi adaşken deseyiz ortada hiç kim kalmaydı. Hiç kim. Üçte tötte adamlı kitabı kaladı. Bu oldu. Kattan tapamız biz. Fikhini kattan tapamız. Kimge ergeçemiz? Allah Ta'ala dinini muhafaza kılaman degen. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun degen. Elbette biz zikrini nazil kıldık, özümüz muhafaza kılamız degen. Kanday. Ulamalar silsilesi buna muhafaza kıldı. Hadis ilmige muhaddislerden çıkarıp koydu Allah Ta'ala. Kur'an ilmige kurralardan çıkarıp koydu. Müştehitlerden çıkarıp koydu fikh ilmige, muamalat ilmige. Akidege müştehitlerini çıkarıp koydu. Maturidi aşarilerge okşagen. Usulilerini çıkarıp koydu. Uşalarını usulüge ergeşip altın silsile bilen keldi bugünge kadar. Endi Yusuf Davran çıkıp durup Maturidiler adaşken dese yangi gap ku. Çıraylı gapakan ha. Yusuf Davran'ın közleri çıralarken közünün tepesinde kaşı barakan bay buna kasını görmegen ben deyip ergeşip gitse o da cevap veredi. Mana shu gapiga, boshqa hamma gapini men axlatga to'g'rish kerak deyotganim yo'q. Maturidi adashgan desa, bu gapiga aytyapmiz.
gapingizda, da'voingizda haq bo'lsangiz chiqing, ulamolarni to'plangda gaplashaylik. Gaplashaylikchi. U o'rtaga tashlagan bahsni, uni eshitib turgan odamlarni birortasi tushunmaydi. Men da'vo qilaman. Zotan o'zi ham tushunmagan. O'zi tushunmagan. Yusuf Davron tushunmagan mavzusini ko'targan. Chunki Maturidiylarni o'qimagan. Maturidiylardan Imom Roziyni bir masalada aytgan gapini keltiryapti-da, kitobini ochib ko'rsak, o'sha masalasini tanqid qilyapti. Roziy bu masalada mana shu gapni noto'g'ri gapirgan deyapti. Kitobini ochib ko'rsak, Roziy o'sha rivoyatni, o'sha iqtibosni keltirib, bu gap noto'g'ri, asli bu deb o'zi ham tanqid qilgan ekan o'sha gapni. Yusuf Davron uni Roziyning gapi deb o'ylagan. Asli Roziyning gapi bo'lmagan. Roziyning gapi emas u. Roziy tanqid uchun keltirgan uni. Qat'iyatlar bobidagi ba'zi masalalarni. Bittasi telefon qilyapti menga. Zohir dalillar deganini men tushunasiz deyapti. Zohir dalillar degani u nasni muxolifidagi narsalar. Narsalar aytiladi. Nasni muxolifi. Esa u nima degani deydi? Ha bilmasangiz nimaga savol beryapsiz? Bu ilmiy bahs bu. Shuning uchun unaqangi odamlarni olam shumul, yaltiroq narsalar bilan odamlarni ongiga muxolif gaplarni gapirib, o'rin egallamoqchi bo'lgan odamlarga ergashganlar ashu fatvo bergan gunohkor bo'ladi deb ketib qutila olmaydi. O'zi ham javobgar bo'ladi. Chunki unga ergashganlarga xato fatvosi uchun ergashganlarga fatvo bergan ham javob beradi-yu, fatvoga ergashgan odam javobgarlikdan qutilmaydi. Oddiy masala emas-da u. Butun boshli ummatni adashganga chiqaryapgan masala u. Imom Maturidiy bilan ko'rishmagan, Imom Maturidiyga ergashgan, minglagan, millionlagan odamlarni tanimaydi, kitobini o'qiy olmaydi, qo'yib bersangiz. Lekin nima deyapti? Maturidiylar adashgan deyapti. Kim javob beradi bunga? Qiyomat kunida hamma saf turgan paytida Alloh taolo bitta-bitta turg'izib so'raydi. Sen falonchilarni adashgan deding. Mana shuncha ummatni shularni turinglar deydi. Maturidiylar hammasi turadi. Imom Nasafiy turadilar. Tafsiri Nasafiyni sohibi. Yusuf Davronni ro'barosiga keladilar. Bizni adashgan degani deding. Qani ko'rsat deydi. Nima deb javob beradi? Yusuf Davron zotan javob bera olmaydi-da, unga ergashganlar nima deb javob beradi? Yusuf Davronga qaraydimi? Yusuf Davronga qaraydimi? Yusuf Davron qo'lini ko'taradi. Payg'ambarlar shafoatga tushmaydi, o'rtaga tusha olmaydi. Qanaqa qilib Yusuf Davron tushadi? Masala jiddiy, birodarlar. Biz ogohlantirishdan charchamaymiz. Inshaalloh robbil alamin. Oxirgi nafas qolgunga qadar bu ogohlantirishni davom ettiramiz. Aqli bor, aqli yetadigan odam bo'lsa kelsin, xatoimizni ko'rsatsin. Qo'l ko'tarmagan nomard. Xato masligi uchun maydonda turibmiz. Da'vo qilyapmiz, chaqiryapmiz, chiqlaring deyapmiz. Chiqmayaptimi, chiqolmayaptimi, aqli yetmayaptimi, u misr-misr qilmasin, uzoqdan turib oladi. Yuzini belkitib oladi, Ibrohim Muvahhid qo'yib oladi nomini. Obatda yozib bir ikkitasi, Bratan, Bratva deb qo'yibdi nomini. Hammasi axlat odamlar. Aksariyati quloq birodarlar. Mana shunaqangi ixtiloflar uchun tashkil qilingan trollinglar bular. Mavzuni chalg'itish uchun kirib olgan shunaqa nom bilan. Fatvo bergangina javobgar bo'lmaydi. Noto'g'ri fatvoga ko'rkorona ergashganlar ham javob beradi. Endi ba'zi masalalar bor, ijtimoiy masalalar. Unda ijtihod manbai bor. Muftiyning fatvosiga ergashamiz. Masalan, Ramazonning ro'zasi e'lon qilinadigan muftiyning fatvosi bor. Muftiy fatvo beradi, Ramazon tutamiz. To'g'rimi? Ha. Unda muftiy adashsa, muftiy javob beradi, ergashgan ham javob beradimi? Yo'q, muftiy ham javob bermaydi. Nimaga? Muftiy bunaqa paytda agar noto'g'ri topgan bo'lsa, bitta ajr oladi. Chunki payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Imom Buxoriyda hadis bor. Idajtay hadal hakim va in asoba falahu ajron va in axta falahu ajr deganlar. Agar hokim, ya'ni muftiy fatvo berayotgan,
Halkın tepesinde durgan adam. İçtihat kılsa, içtihatka layık o. Çünkü bekarlık oturgan yok hatta. Hatta ulamaları var. İçtihat kılsa, doğru tapsa iki de acır aladı. İçtihatı acır, doğru tapkanı acır, iki de acır. Hata kılsa, bitti acır aladı. Demek ki içtihatı. Ramazan şu bugünden tutamız dese, o doğru tapsa iki de acır aladı muhti. No doğru tapsa bitti acır aladı. Çünkü içtihat kılgen. Fatva bölümüge, ulamalarge mas'ul o. Şimdi köçede yürüyen adam, özü kurdum diye yaptı, kimdendir eşitti, telefonda kimdir ayıttı, köçede hemmege rozayını aç dese, cevap veredi hemesige. Doğru tapsa hem cevap veredi. Doğru tapsa hem hata kıyken boladı. Demek ki, onge yükletilmegen işini kılıyetken boladı. Masalanın ciddiyetini düşündürüş için, yine kayıttan bunu tekrarlayıp mı? Başka adamlar beni mazur kurasızlar. Fatva bergen adam cevapkar boladı deyip, bir yerde haklayan işini kıp gitişke hakkı yok. Fatva berişke layık mı yok mu ozu? Yusuf Davran fatva berişke layık mı yok mu? Kim onu müfti deyip saydagan? Bu mesele var. Onge ergeşetken adam uyan cevap verdi. Çünkü Türkiye'de oturup Özbekistan'daki aynı meselesine fatva berişke hakkı yok. Çünkü Özbekistan'da 30 milyondan aşık Müslüman var. 30 milyon Müslüman Yusuf Davran'ı özüge müfti deyip kabul kımagen. Bizim müftiyimiz var. Dini idarede Nuruddin Hacı Qori Damla müfti. Ve o kişinin etrafı da ulamalar kengeşi var. Adli adammez ular. Ular madrasa kurgen, kitap okugen, ak bilen karanı acizletken adamlar. Şeriyette kat'i bugün meselelerine eğer tizkere aytadigan bulsa onda hiç kim gergeşmeyimiz biz. Buna ka meselelerde halalını haram, haramını halal kılıp fatva verdiyse mi? İrgeşmeyimiz onda. Zaten şeriyet ortada hakem. Lekin amirge irgeçlik meselesi içtihadi meselelerde halka vacib boladı. Şunerliğe buradırlar. Ahirgi savolga imkan veremiz. Rahmat katta javobchi hozir bitta sheriga bitta savolim bor edi maylimi. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum, nomi yaxshimisiz? Alaykum assalom va rahmatulloh. Savolimni boshlab onamni salomni yetkazib qo'yay dedim sizga. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Meni ham salomni yetkazing, duolarimni oling. Inshaalloh. Siz biz hozir boshqa viloyatga kelib bilim olyapmiz, edim olib ishga ham o'tdik, ya'ni IT sohasi bo'yicha. Majid ta'limda bizlar ishlatayotgan programmalarimiz Photoshop, Illustratorlar pullik programmalarda. Keyin uni pul to'lab har oy ishlatishimiz kerak bo'ladi. Hozir kre versiyasi bor, ya'ni kre versiyasini ishlatadi ko'pchilik. Ya'ni buzilgan versiyasi deyiladi o'zbek tilida. O'shani ishlatiladi. Masalan, o'qituvchilarimiz ham so'rasak, ishlatib turaveringlar, juda ko'p pul topgandan keyin o'zing sotib olsang bo'ladi deyishadi. Lekin biz ko'rdik, shunchalik pul topsa ham baribir ishlatishmayapti pullik versiyasini. Qanday muammo bo'lmasin yoki bir nima bo'lmasin deb. Shuni sizdan so'ramoqchi edik, ya'ni hozir ishlatursak yoki pul topsak qanday harom bo'lib qolmaydimi degan ma'noda. Adminlarimizdan so'rasangiz, buni javobini berganmiz, o'shani sizga jo'natib qo'yishadi. Keyin savol oxirida shu onalarimiz, ota-onalarimiz, shu bizda ilm olayotgan odamlarga bir qisqacha bo'lsa ham vaqtingiz olmasam duo qo'ysangiz. Alloh taolo ota-onalaringizni umrlarini uzoq qilsin, sizga o'xshagan farzand tarbiya qilib, rohatingizni ko'rish nasib qilsin, dunyoda ham, oxiratda ham jannatdan birga bo'lish nasib qilsin. Salomat bo'ling. Amin. Rahmat siz, Alloh razı bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat siz, Alloh razı bo'lsin. Xavorijlar haqida bir oydan beri deyaptilar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Söz yaşasınız. Rahmet. Söz şu savalım havaricilere verir birincisi. Havariciler Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh önündeki İmam Hasan İmam Hüseyin beyinlerde katıl kılıyorken de onlar onlarca cennet beşaratı verilgenliğine bizden ko'ra yaxshiroq bilgan bo'lsa kerak
Lekin şu bilib turib ham qanday qilib ularni qatl qilgan degan narsa meni aqlimga sig'may turadi. Xo'p, o'zi Usmon radhiyallohu anhu davrlarida xavorijlar zohir bo'lmagan. Xavorijlarning zohir bo'lishligi Hazrati Usmonning qatllaridan keyin, u kishi shahid qilingandan keyin Hazrati Aliyni xilofati davri boshlangan. O'sha xilofat davrida Hazrati Usmonga isyon qilgan odamlardan o'ch olishlik, qasos olishlik masalasi ko'tarilgan. Bu masala yechim topmasdan Jamal hodisasi yuz bergan. Jamal hodisasidan keyin Hazrati Ali radhiyallohu anhu Kufaga borganlar. Kufada Muaviya radhiyallohu anhu bilan o'rtalaridagi bahs qurolli to'qnashuvga aylanib ketgan. Siffin hodisasi bo'lgan. Siffin hodisasida 60 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Ana o'shandan keyin sulh uchun o'rtada hakam tayin qilingan. Muaviya radhiyallohu anhu tomonidan Amr ibn As, Hazrati Ali radhiyallohu anhu tomonlaridan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu lar hakam bo'lgan. O'sha hakam hodisasi da kelishuv 3 oygacha to'xtatilgan, ya'ni jang kelishuv bo'lgan. O'shanda keyin Hazrati Ali'ni jamoalari siyosiy maqsadlariga yeta olmagani uchun Hazrati Ali'ga muxolif chiqishgan. Ana o'shalar xavorij bo'lgan. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu'ni qatl qilgan jamoalar ham siyosiy maqsad bilan qatl qilishgan. Siyosiy maqsad. Chunki Misrga to'planib olgan bir jamoa o'sha davrni Mahmud Abdulmu'minga o'xshagan, Abdulloh Zufarga o'xshaganlari o'sha davrni. Shunaqa odamlari xilofatga muxolif o'laroq Misrga to'planib olib, o'sha joyda odamlarni ig'vo bilan, fitna bilan, ularni hayajonlantirib, ularni fitnaga yo'naltirib turishgan. Aksariyati ishdan quvilgan odamlar edi. Vazifasidan azil qilingan, bo'shatilgan odamlar edi. Ular borib-borib o'sha joyga yig'ilib, o'sha joyda fitnani qo'zg'ashib, kelib 700 ga yaqin odam kelgan. Madinaga kelib, Hazrati Usmonni qamal qilishgan va oxiri qatl qilishgan. Ular Hazrati Usmonning jannat bashorati olganligini bilishardi. Bilishardi. Lekin siyosiy maqsad ko'zlarini ko'r qilgan edi. Men nimaga ko'pincha aytaman, o soqol bu islom shiorlaridan biri. Uni siyosiylashtirmang. Ro'mol hijob islomning shiorlaridan biri u. Uni siyosiy maqsad yo'liga ishlatishga yo'l qo'ymang. Soqolga mutlaqo aloqasi yo'q, hijob satriga mutlaqo aloqasi yo'q odamlar buni ko'tarib bayroq qilib ko'tarib yuribdi. Yo'l bermang. Qadimdan islom ummatiga zarar berganlar shular. Ichkaridan zarar beradi. Sizni dardingizni aytadi, sizga hamdard ko'rinadi. Aslida orqangizdan xanjar uradiganlar shular. Alkash aksariyati. O'sha davrda ham bu shiorlarni bilardi ular. Lekin ularga bahona kerak edi, bahona. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning bir hadislari bor. Mendan keyin dindan qaytib ketadiganlar bo'ladi degan ma'noda hadislari bor. O'sha hadislarga Usmonni kiradi deyishgan. Dindan qaytdi deyishgan. Hazrati Aliga ham shuni ilova qilishgan, Imom Hasan, Imom Husaynga ham shuni ilova qilishgan. Agar Fatima o'g'irlik qilsa, uni qo'lini kesaman degan hadisni dalil qilishib, kim bular? Rasulullohning avlodi bo'lsa ham dindan chiqdimi o'ldiramiz deyishgan. Bular hammasi siyosiy maqsad bilan dindan foydalanish bo'lgan. Siyosiy maqsad bilan. Hozirga qadar shu. Birortasini sof diniy ma'noda saviyasi yo'q. Xavorijlar haqida Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, xavorijlar Qur'onni ko'p o'qirdi-yu tushunmasdi degan. Fahmi yo'q edi. Ibn Umar aytadilar, xavorijlarning eng katta musibati Qur'onni to'g'ri tushunmasligi deydi. Qur'on oyatlarida kofirlar haqida kelgan dalillarni musulmonlarga tatbiq qilmoqchi bo'lardi. Chunki fiqh yo'q edi ularda. Ichlarida biror dona sahoba yo'q edi. Biror dona sahoba yo'q edi. Xavorijlar dinni tushunmagan odamlar edi. Bugun ham bolalarni ko'ring.
Uşa Abdullah Züpar'a ergeşip yürüyen balalar bile geplaşıp görüyor. Mektepte yakışık okumayan balalar. Dinli organışı yada dursun, adlı Özbekçe cümleni doğru düşünmeydi. Kanak akılıp Kur'an'ın deliliğe kanak akılıp ergeşip bu. Düşünmezlik. Hadrat-ı Ali'ni katıl kıyan adam, hatunni yakışık örgenliğinden katıl kıyan. Nahravan'da bir adam, havaricilerin içi de bugün, o cengde halak bugün, uşanın singlisi, yok ki kızı, yok ki singlisi. O da güzel kız bugün. Akasının kasası için Abdurrahman İbn Mülcem'ni yollagan. Eğer Ali'ni öldürsen, tegemen sen gidiyen. Bol dedi, vade birgen ki, o gen. Uşa hatınını işgıda Hazreti Ali'ye bıçak vurgen. Lekin davasını mı? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَدِ ayetini okuyen. Adamlar içinde özünü, nefsini Allah yürüyüge satadigenler var. Ben uşalardan ben de. Öy, şerefsiz. Bir hatınını yakış kurup durup Ali'ni öldürgen sen. Bilen misin ki tarihini seni? Hazreti Ali'ni öldürerken şiar. Kur'an'dan okuyordu. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'ke hücum kıyken, o tolkun yokşagen şerefsizler. Çıkıp alıp ne diyebdi? Allahu Ekber diyebdi. İslam şiarlarını işle diyebdi. Tekini sürüştürse siyasi maksat. Ornuge uzun adamını koymak için. Tekşürürler, uşa tekşürürlerinin hemmesi çiki çiki çıkka. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah yani bir deyin uyabiyakta aylantılmayken. Hemme püller kısap kitapta çıkma. Trik adamlar var. Nurullah Muhammed Rabuhan'dan sonra seyirler ayeti beredi. Trik şahs. Kur'an sattı degen gepleri, pullu özleştirdi degen gepleri, hemmesi yalgan bop çıkken, siyasi maksat bop çıkken. Bu yaman narsa biraderler. Siyasi maksat. Birinci planga çıkıp kalsa, dini mavzular ayağa tıkılmadı. Uşa siyasi maksatke hizmet kıldıradı. Hizmet kımese, Hazreti Ali dek zatiyem katıl kılında uğradı. Hazreti Osman çıkıp aytkenler, ho, ben Resulullah'tan, mene şu kuduğunu satıp olgen adamge cennet başaratı digerlerini eşitken ben kuduğunu satıp alıp Müslümanlarına verdim, şu kuduğdan beni tosup koyu yapsalar digerler. Kuduğdan su içirmek uyuşken. Hazreti Osman'ı cennet başaratını alken, kuduğunu satıp alken adam. Şu kuduğdan su vermeye koyuşken. Demek ki siyasi maksat, sahih dini garizanı tosadı. Siyasi maksat yakışmaz. Yakışılıkka abarmaydı. Din, yani ıhlas, muhlisine lahu din, dinge, İslamge, halis Allah'ın vacihi bilen amel kılınadigen mavzu kölenkege çüyedi. Eğer maksat siyasi ilerse. Yüzme yüz kelal mıydı? Namını bıratan koyu agen. Tekini sürüştürün, özü galiboy bulup çıkardı. Galiboyligini, alemini, Müslümanca nam koyu alıp durup, profillerde yazıştan başka narsaya satla mıydı? Demek ki, aklı yetmeydi yüzme yüz çıkışlık ki. Hadır ne mi tuzkırlık kılı yaptı, bir beytler hakkını yapar almaydı, de anaka kılışardı bizim imamlarımızda. Bizim imamlarımız turuptu meydanda. Turuptu meydanda. Çıksın kaysi davası ki cevap bera almayımız. Cevap bera algenimiz için kaçıp durup bunlar özlerinin namını bıratan koyuyla yaptı. Aslı kim? Aslı hanımçı. Hunese. Erkek o urgaçılığıya malumez bunlar. Şunaka nafsaniyete de gelirken gap bulsayam işte oturup uğradı. Alam kıganıdan bizi küzetedi. Yani bir kişi yazı yaptı. Abrar Muhtar Ali'nin hakiki kör mürütleri şu troller. Şuna kadar yaptı. Ben de aslı mürüt yok. Lekin en mini yani dakikamı dakika işitip kayta kayta sohbetlerini işitirgen şu troller. Hatta çıkarım ikindir toktama yetişedi. İşitişedi. Yani kim eken kör mürüt? Lekin neme uçun Hazreti Ali'ni öldüredigen derecede cüret kıldı bunlar. Maksat siyasi idi. Maksat şahsi idi. Uşa şahsi menfaatiga eriş olmaganı uçun Ali'ni kafir deb elan kılıştı. Radiyallahu anhu. Ki ahırı da hiyanatkaranı hücum kılıp katıl kılıştı.
va matnlarni bir-biriga bog'lashni bilmasdi ular. Bitta oyatni o'qigan, shu oyatga ko'ra Ali kofir bo'ldi deyishdi. Hazrati Ali ikkita oyatni keltirdi, o'sha oyatga ko'ra Ali Qur'onga amal qilganligini isbotladi. Insofi bor odamlar tavba qildi, qolganlari yo'q dedi. Baribir o'ldiramiz buni deyishdi. Nimaga? Maqsad siyosiy edi. Shuning uchun aytayapman do'stlar. Dinga amal qilishda siyosiy maqsadlarni chekkaroqqa surib qo'ying. Siyosatchilar o'zgaradi, keladi, ketadi, din qoladi. Birodarlar, shu joyda to'xtatamiz. Mavzu bugun shu qadar ekan. İnşallah Rabbil Alemin. Ertaga belki yine sohbet kılarmız. Labbay. Yine bir de savunum var mı? Yeri var. Yok, sal. Ben de sal. Anı kabul yaptı. Bir hallik. İnşallah. Ki yenge sohbetlerde Allah nasip kılsa sohbetleşemiz. İnşallah. Barcha qatnashganlarga alohida tashakkur, birodarlar. Bugungi suhbatimizni ham Alloh taolo foydamizga hujjat qilsin. Dinimizga amal qilib borishligimizda tavfiqimizni ziyoda qilsin. Bu dunyoda haq yo'lda qadamlarimiz sobit, tillarimizni haqqa joriy, qalbimizni ixlos bilan o'zi to'ldirsin. Dunyodan musulmon holda o'tib olishligimizga nusrat bersin. Qiyomatda jannatda Rasulullohning davralarida birga ko'rishib, diydorlashib, didar bazarlarında didarlaşıp Allah'ın cemaliyle müşerref bulup yürüyüşümüzü Allah Teala özü nasip kısın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruke ve netubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.